Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz bu arada. Seven Days to Die serüvenindeyiz. 33. gündeyiz. 5. seviye bir görevde. Kar biyomundayız efendim. Bu kar biyomundan beklentimiz tabii ki birazcık gıda bulabilmek. Elimizden geldiğince mümkün mertebe. Gıdanın yanı sıra görevden mermi, sağlık malzemesi ve yemeğim var. Dürüst olayım mı? Silah istiyorum. Silah bekliyorum yani. Silah bulabilirsem çok güzel olacak. Bu arada... Şurada bir kurt boss'u bize doğru bakıyor. Yok, boss değilmiş. Normal kurtmuş o. Yiyelim mi onu aşağı inip? Bence bir yiyelim. Ve şu silahı bir tamir çakalım. Ortada kalmayalım abi, maazallah. Ozan bir şey soracaktı ikidir. Sordum. Ne zaman sordun? Yazmadın ki. Tekrar yaz, tekrar. Dostum yani... Bir şey sordum diyor. Tamam, tekrar sor, okuyayım. Ne yapayım? Üst kata çıkıp mesajlarını mı arayayım? Bugün menü ne? Menü yok. Valheim denemiştim efendim, evet. De Valheim yerine mesela Tribes of Midgard bana daha bir akıcı gelmişti oyun olarak. Oyun olarak bunun haricinde ne oynayacağım konusunda bir fikrim yok. Şu an için Seven Days to Die'ye devam edeceğiz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şu an mekan sakin gibi duruyor. Acaba göreve mi gitsek? Ya bu arada Ozan, Bannerlord'un son bölümünde bütün Kalradia'yı ele geçirdim yazıyor. Final olduğu yeterli değil mi? Bannerlord sürekli atıyormuş. Ben ne yapabilirim ki? Oyun dosyalarını doğrulatmayı tavsiye edebilirim sadece bu konuyla alakalı. Mehmet'im diyor ki, oyun da olsa hayvanları kesmemeliyiz. Onların da canı var. Kasaplardan alabiliriz diyor. Kasaplarda zombi. Anladın? Bir de şöyle bir durum var. Yani ya o seni yiyecek ya sen onu yiyeceksin. Yani Mehmet, post apokalipside karşıma çıkma balım. Seni ne kadar seviyor da olsam seni bile yerim. Tamam, düşman geldi dedi. Düşman nerede? Düşman dediğin şu tavşancık değil değil mi? Evet, vurup bir an onun da etini almayı düşündüm. Tamam, kabul ediyorum, biraz canice. Tamam. Biraz canilik var, ne yapalım? Görevi aldım bu arada. Gece gece göreve girmek ne kadar mantıklı bilmiyorum da. Efendim sevgili Darugar, abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Darugar. Merhabalar. Hoş geldin. Agam. Agam içeri nereden gir acaba? En var ya, şeytan diyor. Çık en yukarıdan Samet. Başla temizlemeye. Altta bir yerde Jaguar var. Jaguar'a pek aldırış etmeyin. 6. seviye silahla masum tavşana ateş etmiş olabiliriz ama bir sor, niye? Değil mi? Et için. Yemek için. Hocam ben girişi kaçırdım bence ya. Mehmet'im kesene bereket bu arada. Balım sağ olasın tekrardan. Bu arada dediğim gibi yani, görmek istediğim bir oyun varsa bilerek düştüm bu arada. Bilerek yaptım. Hani sizi test ettim. İçeride mi o ya? Yo, bunlar uyuyor. Bir şey boğazlıyorlar galiba ama ben anlamadım. Oğlum Jaguar içeri mi sıkıştı? İçeride Jaguar mı boğazlıyor bunlar? Ne yapıyorlar ya? Hay, bir de sesi geliyor yani. Şimdi ben de hırlayacağım ama. Karşılıklı olarak anlaşabilecek miyiz böyle? Bak bak bak. Tipe bak tipe. Görüyor musun? Tipe bak tipe, kenardan bekliyor böyle yani. Düşünce gücümle zombi köpeği yok ettim. Düşünce gücümle yok ettim, anlıyor musun? Düşünce gücümle. Ya dayı, şimdi bak, biz bu mekana nereden gireceğiz? Öncelikle bana bir onu söyle. Nasıl girebiliriz? Nereden girebiliriz? Yani içeri girmenin bir yolu olmalı. Oyun zevkimi anladın sen Samet'im. Ona göre kafana ne eserse onu oyna, ben her şeye varım. Eyvallah balım, eyvallah. Yok, zombiyle kapışmıyor. Birbirlerine vurma yok diye biliyorum ama. Oyunda gizlilik var mı? Var da bende yok. Niye bende yok Boran? Üzerimizde et taşıyoruz. Kokumuzu alırlar. Hadi pişmiş eti geçtim, çiğ et taşıyoruz. Yani şu an cümle alem bizim farkımızda, anladın mı? Evet, biraz şey yapmışız. Şimdi arkadaşlar, bu seviye 5 bir görev. Yani yapacağımız şeyi size açıklıyorum.
cam kıracağız Maganda gibi. Böyle amacım buydu. Abi mekandaki zombiler üstüme akın etsin. Şuradan geri çekileyim. Hani şuradan geri çekileyim, aşağı düşsünler, aşağıda keseyim diyeceğim onları ama gene başımız belada galiba. Gel Ucuzse'yle zıpla, sonra bana zıpla, gel. 5. seviye görevi bıçakla tamamlama challenge, sadece bir şarjör mermi hakkı. Aa, milli silahım yanımda değil balık. Ya yumrukla tamamlayamam, milli silahlarım yanımda değil, keşke olsa. Efendim sevgili Tozmen'den 1000 bit var, kusura bakma Covid oldum, yoktum, nasılsın, iyi yayınlar demiş, geçmiş olsun efendim. Evet Samet, bravo. Ben gayet iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, umarım sağlığınıza kavuşmuşsunuzdur. Çok teşekkürler sevgili Tozmen. Desteğiniz için çok çok sağ olun. Abi bunlar görev gereği gelenler bile değil. Ben bunlarla nasıl mücadele edeceğim ya? Hani görev başlamadı bile daha. Ben harbiden nasıl bitecekse bu. Mehmet'im maalesef mümkün değil balım ya. Aa, ben niye yoluma yürüyemiyorum bugün? Aa. Ben de iki gündür bir şey var ha chat. Kardeşim zıplamamaya yemin falan mı ettin ya? Maymun çarıydı hani benim çarım. Dayı bak. Zıpla. Ha. Ben de var bir iki gündür bir şey ya. Şey var böyle. Şanssızlık mı denir? Ne denir? Efendim sevgili The Luffy, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin The Luffy, merhabalar. Aa. Ben de var böyle iki gündür bir şey. Bak dün de elim ayağım tutmuyordu ha. Ya, sanki gören de online oyun oynuyorum zanneder. Hani böyle MMORPG tadında falan. Ya single player oyun oynuyorum. Niye benim elim ayağım tutmuyor, ben anlamıyorum ki. The Luffy çok teşekkür ederim canım YouTube'dan vakit ayırdığın için. Çok çok sağ ol. Sevgili Tozmen tekrardan geçmiş olsun bu arada. Umarım sağlığına kavuşmuşsundur. Hoş geldin tekrardan. Merhabalar. Agacım şimdi bak bu ofisin içerisi düşman dolu. Onu biliyoruz. Ama neredeler? Neden spamlı olmadılar? Sıkayım mı bir tane tavana? Tavanda var. Peki. Tamam. Şimdi belamı dürtmeye geliyorlar. Dur. Dur. Jole misin be kardeşim ya? Evet. Hadi buyur. Gökten zombi yağıyor. Burası biraz kalabalık mı oldu? Abi lütfen. Abi lütfen, şu an koluma ihtiyacım var. Hayır. Lütfen kolum tutsun. Bu seferlik tutsa da olur. Şu an lazım, şu an vallahi lazım. Oyun. Abi şu an FPS lazım bana. Niye benim bir FPS oynuyorum ben bu oyunu? Hocam, 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 tamam. Tamam, şimdi görev yerinden ayrılmadık. Hala görev iptal olmadı. Bu şu anlama geliyor, bir şansımız var. Abi bir daha var ya, ben hayatta şey yapmayacağım ya. Yok yani, mümkün değil. Kendi dünyamı bir daha oluşturmam. Çok FPS'i çok kötü etkiliyor. Efendim hemen okuyacağım, hemen okuyacağım. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Eyvallah, çok çok sağ olun. Bunlar görev bile değil. Bunlar niye geldi buraya? Saniyesinde burayı yok mu ettiniz lan? Bir de köpek var bir yerde. Nerede olduğunu bilmediğim bir de köpek belamız var. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Tamam. Şimdi yukarıdan tekrardan. Yavrum bir konuşma. Şimdi yukarıdan tekrar girebiliriz. Gerçekten yordu beni ya.
Efendim sevgili Tozman, bu sigara çok etkiliyor. Aman içmeyin, eklem ağrısı olan herkes test yaptırsın demiş. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sigara birçok şeyi etkiliyor ne yazık ki ya. Hani inanın benim de yaşadığım tansiyon problemlerim vardı. Baya baya böyle bir hani kafamı kaldıramıyordum neredeyse. Sigarayı bıraktıktan sonra baya rahatladım. Sigara gerçekten çok etkiliyor. Ve sevgili Onur abi, Samet baba bu sana şans getirir inşallah demiş. Onur abi kesene bereket abi, teşekkür ederim. Abi şans değil de var bir cenabetlik bende, ben anlamadım ya. Yok yani elim kolum tutmuyor iki gündür. Yorgunluk bağlamında demiyorum abi, oyunlarda çok bahtsızım yani, çok şanssızım. Sigara tansiyonu etkiliyor mu? Abla etkilemez olur mu? Tabii ki. Yani tabii ki derken bilimsel açıdan bilmiyorum ama bende etkiliyordu. Ben sigarayı bıraktıktan sonra tansiyon rahatsızlığım bayağı minimale indi. Nurtaç ablacım hayrola? İnşallah ciddi bir durum yoktur. Ciddi sıkıntılı bir durum. Hayrola ablam? Enfeksiyon kaptık. Yahu deme be. Nasıl geçecek ki enfeksiyon? Antibiyotik aldın mı yanıma peki? Beynimi kullandın mı acaba bu el? İnşallah kullanmışımdır ya. Efendim sevgili Mehmet'imden Wimbit var. Bit atarak bana meydan okundu, bu olmadı demiş. Mehmet'im kesene bereket. Teşekkür ederim. Yok yok, meydan okuma yok. Teşekkür ederim ikinize de desteği için. Hepinize. Gelip vakit ayıranlara da. Çünkü vakit de önemli. Ya inşallah almışımdır robota yani. Drone'a aldım mı almadım mı hatırlamıyorum da. Drone'a almadıysam sıkıntı büyük ama yanlış hatırlamıyorsam şayet. Bal almıştım abi. Bal işe yaramalı. Evet, çöpten kemik falan topluyoruz. Müthiş loot. Gerçekten müthiş loot. Ya buralardan ne çıkacak, çıksa çıksa Allah aşkına. Kaçı kaç kuruş edecek, anladın mı? Kaçı kaç kuruş edecek. Bence görevi rushlayalım. Beyaz nehir malzemelerini bulup gidip ana loot'u alalım sadece. Çünkü level 5 görev. Bunu zaten bitiremem. Dün tahlil yaptırmıştım. Genel kontrol sonuç göstereceğim. Tahlillerde bir şey çıkmadı çok şükür. Ablam iyi olmana çok sevindim. İyi olmana çok sevindim. Çok şükür, bir sıkıntı olmasın. Duran nerede peki? Duran herhalde koltuğun oraya bir yere sıkıştı yani. Yanıma ışınlanacak bir ara kısmetse ama. Hadi bakalım. Bu katta da mı var? Ben iki kat birden üzerime gelmiştir diye düşündüm. Büyük ihtimalle öldük. Sevgili drone'um bana sen lazımsın. Bütün sağlık malzemelerim sende. Bak yatalak adam işareti var. Yatalak adamın geçmesi için. Ne yapıyorsunuz lan orada? Triple shot atmamışımdır ya, o kadar da değil. Yatalak adamın geçmesi için şeye ihtiyacım var. Vitamine ihtiyacım var. Ve vitamin ne yazık ki drone'da. Hintli zombi mi o, kafasını nasıl sallıyor bilmiyorum. Bilmiyorum Mehmet'im. Ama arkadaşların tehlikeli olduğu kesin. Ha, mermi ucu alırım, teşekkür ederim. Bunu alırım, bunu çeviririm, bunu atarım. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Ya şu oyunun yok yani, hani optimizasyonu yok. Bak optimizasyon problemi var ayrı. Tamam mı? Bunun bence optimizasyonu yok. Komple yok yani. Buranın loot'unun en alt katta olduğunu hatırlıyorum. Sadece şuraya ve buraya bakacağım. Belki hani burada da sağlık malzemesi namına bir şey bulabilirim diye de. Nafile. Tamam. Şey iyi yine. Eyvallah. Aa, buradan şeyin odasına çıkılıyordu. Girer misin içeri? Şey. Müdürün odası. Müdürün odasında vardı bir şeyler. Hocam şu an hangi oyun motorunu kullanıyorlar bilmiyorum ama yok, gerçekten optimizasyon yok. Hani acayip kasıyor.
En güzeli ablam, en güzeli. Nurtaç ablacığım, en güzeli insan hani kontrol yaptırmalı ki sağlığından emin olsun. Efendim Mehmet'imden 100 bit var, 3 demiş. 3? Ne 3? Efendim sevgili Tozman, iyi geldin. Ağrı kesici gibi adamsın demiş. Teşekkür ederim sevgili Tozman, sağ olasın. Bu arada madem bu dönüşün şerefine istediğiniz bir oyun var mıdır efendim? Mehmet karagrafik hareketlerle 31 yazmaya çalışıyor arkadaşlar. 3-1 hayatımızdaki bu gizli şifre. 31. Ya Mehmet. Sütun gibi adamsın bak. Yani her bulduğun fırsatta sana yürüyorum. Yakışıklı adamsın. Prenses gibi sevgilim var. Yani... Kardeşim burada 31'e diye donanan adamın biz olması gerekiyor be. Adama bak ya. Yok öyle. 31 bizim. Hem yakışıklı olacak hem biz de aynı geyiği yapacak. Yok canım. Yasaklıyorum Mehmet. Ha, şimdi tam sıçtık işte. Abi önce bunlar gitmeli. Önce bunlar gitmeli. Ama üstüme doğru sıçma. Biri daha sıçıyor, biri daha sıçıyor. Bir saniye. Abi neler oluyor, neler oluyor ya? El bombamız var mı? Varsa şu an kullanmanın tam zamanı. Şu an kullanmanın tam zamanı. Ama yok galiba. Şu köpekler bize iki tane... Aa dur lan! Drone'u buldum. Canım nasılsın? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğimi düşünmüyordum. Öncelikle kolum kırıldı. Bir ağrı kesici. Bir vitamin. Eyvallah canımsın. Bir de silah değiştirme zamanı. Zira ben pistolü yedim. Ne oluyor? Hala var değil mi aşağıda? Şu kenara geçsem. Oradan çıkanları vursam. İyi en azından magnum mermim var. Agacım adam ölmüyor ki. Efendim sevgili Tozman ben de istiyorum demiş. Efendim ben de size sordum hani bir isteğiniz bir arzunuz var mı diye. Ha bana da yürü ben. Yok öyle değil öyle değil. Bir isteğiniz bir arzunuz var mı derken öyle değil. O hizmetler yayından sonra oyun olarak sorduydum ben. Ay, sağ olasın Mehmet'im sağ olasın. Senin yayınında kasmıyorum kendimi rahat hissediyorum. Samimiyetin çok mutlu ediyor demiş. Sağ olasın balım eyvallah. Müsait olduğunda unutmazsan zıplamayı nereden arttırdığını. Hocam şuradan. Ya kusura bakmayın ben 2 gündür konuşma konusunda zorluk çekiyorum ya. Atiklik 10, parkur 4 yaptığınız takdirde çarınız benim gibi bir maymuna dönüşebilir efendim. Aynı zamanda bende kuvvet 10, aygır 10 ve yük katırı 10 var. Full amele build'i. Beynim yok. Beyinsiz olmaktan da gururluyum. İyi nişancı, talihli yağmacı falan filan verip böyle iyice... Sağlam malzeme kasmaya çalışıyorum. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ya Şimanyak. Mili girilir mi bu canavarlara? Oyun aşamam 100. 3500 zombi kestim şu zamana kadar. Oyun aşaması 100 olunca insan korkuyor biliyor musun? Ya vurdukları yamuluyor. Vurdukları yamuluyor çünkü. Beni de yamulturlar tiplere baksana. Elim kırık, ayağım kırık. Daha agalar buranın nasıl loot'u aşağıda. Yavaş yavaş aşağı ineceğiz ne yazık ki. Orada çok büyük sorun var. OnlyFans hesabına katılmak için 30 dolar verebilirim. Açsana oradan bana bir hesap. Ya arkadaş nerenin yokluğu bu? Ben anlamıyorum. Bana niye bu kadar talep var? Ne paylaşayım Mehmet'im orada? OnlyFans'ta? Hayır niye her konuya bu kadar hakimiz ya? Ne kadar tehlikeli bir komüniteyiz şu an farkında mısınız ya? Çok tehlikeli bir komüniteyiz bu arada. Şimdi bir saniye bu kapıdan girilmediğine göre buranın bir altından mı dalacağız? Galiba öyle yapacağız. Kanlı ayı bugün görmek isterim aslında.
Hocam o zaman bir günü bir saate alalım sevgili Tozmen. Görevi bitirdikten sonra mı alsak, şimdi mi alsak? Tamam, bir günü inşallah aşağı düşmez bu arada oyuna tekrar girdiğimde. Bir gün 2 saat. Bugün kanlay görmeye çalışırsak çünkü yaşlanırız. Çürürüz. Ama bugün 34. gün. Yani bir günü 1 saatten oynarsak 1 saatlik bir gameplay'in ardından ikinci saat diliminin sonuna geldiğimizde kanlayda kapışmak zorunda kalırız. Yani bu görevi yaparız. Apar topar savunma yapacağımız yere gideriz. Bugün bir kanlay savunması görmüş oluruz efendim. O yüzden bir günü 1 saate düşürelim madem. OnlyFans'ın mı var? Haha, tabii canım. Yayın dışı şey, Riven cosplay yapıp atıyorum oraya. Büyük hizmet. Öpeyim mi bir kere? Hayda. Evlenmeden olmaz. Öptürmem. Selamlar Burak Aydemir. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Gragas cosplay. O rahat yapılıyor kanka, o rahat yapılıyor. Ben de Lux cosplay istiyorum. Benden Lux olur mu lan? Hayal ettim kurban olayım, anlatma diyor. Ya şimdi birden benim de gözümde canlandı hocam. Hoş mu? Görev iptal oldu beyler. Harcadığımız o kadar mermi, her şey boşa gitti. Görev iptal oldu. Kimse bana hatırlatmadı. Kimse dur demedi. Herkes bana dürtmenin derdinde beni. Kimse demedi ama deseniz oğlum. Ya. Lootlar yenilendi. Lootları hiç almadım ki. İki tur loot yaparım o zaman, helal edin. Gider lootlarım. İnsanların hep seni talep etmesi kabul et, hoşuna gidiyor. Ya ama yani sevgili Tozmen. Şimdi bak. Ah. Birader bir şey oldu. Oğlum etrafında ışıklar çıktı. Oğlum ne oluyor lan? Beyler! Abi! Abi bokunuzu yiyeyim. Gelmeyin! Ne olur! Beni bırakın lan! Hızlı. Abi hayır! Kanamam var. Götümü yırttılar. Kanamam var. Gelme. Ya sen ne yapıyorsun orada? Droncum merhaba. At eli bir versene. Allah razı olsun. Ha bir de elimde kesik var. Abicim şaka mısın ya? Aa diye geliyor böyle. Bekle, bütün bandajımı yedim bitirdim. Bekleyin bir elimi dikeyim. Var ya şu bana basmasa ben öldüydüm ha. Ama bitti, her şeyi bastı çünkü. Evet şimdi durum raporu rapor veriyorum chat. Sıyrığım var, kolum atelli, enfeksiyon kapmışım. Robot drone'un moral desteği var, sen aslansın yaparsın diyor. Ve köpek mamasıyla beraber sağlığımı toparlıyorum abi. Çok iyi. I've got a bad feeling about this. Allah aşkına sus artık. Hayır ben nasıl böyle hastanelik oldum anlamıyorum ki. Şu nereden geldi örneğin üzerime yani. Abi bana neler oldu ya. Zombiler OnlyFans konusuna kızdı bence. Bilemiyorum Mehmet'im.
Hayır bak hala çığlık geliyor. O gelen çığlık nereden geliyor sizce? Yo 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 yo. Hayır Karabaş, hayır. Karabaş otur. Ablacım bağırma lütfen. Allah'ım ben buraya birazcık et bulurum. Azıcık. Aa, ne oluyor? Hanımefendi. Dışarısı ana baba günü anladığım kadarıyla. Şatkana da ölürsün. Sabah oldu sabah. Alo. Kendinize geliniz. Hırlama geldi. Ya ne koşuyorsun deli kobel, ne koşuyorsun? Etler yüzünden olmuş olabilir mi acaba? Ben vejetaryen olurum kanka. Bence etler yüzünden değil. Yani ben vejetaryen olurum etler yüzündense. Tövbe ederim et yemeye. Bu kadar gelemez ete. Oyun arada bir yapıyor böyle. Yani arada bir ölsün köpek diye yapıyor. Ben çünkü sevgili arkadaşlar şöyle açıklayayım size. 41 saatlik oyunumda hiç ölmedim biliyor musun? My senses have picked up something. Ye 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 ye. Valla senin sensörlerin ne duyuyor bilmiyorum ama benim babuş hislerim şu an zil çalıyor. Ben buranın loot'unu almadan gitmem. Görev iptal bu arada. Eve döneceğim. Hızlı bir loot da atamıyorum çünkü kolum kırık. Artık yetmez mi? Gelme gelme artık gelme. Aa! Ne güzel şeymiş o, yeni mi çıktı? Duran mı? Son güncellemeyle beraber git. Artık gelme artık. 1200 mü? Kaç levelsin lan sen? Efendim drone son güncellemeyle beraber getirildi. Bu bağlamda kendisinin taşıma kendisinin taşıma kapasitesinden faydalanan. Yeter. Yeter ya. Bir gelmeyin ama artık. Kusmanın üstüne geldik. Taşıma kapasitesinden faydalanabiliyorsunuz. Kendisi size heal atabiliyor. Yani hal veriyor. Ve bir FPS. Evet bir kamyonda burada da ekleyeceğiz. Hazır olun. Ayrıca dayanıklılık yenilenmesi sağlıyor. Bastığı can değerinin yanı sıra. Desteğiniz için çok çok teşekkür ederim bu arada. Nereye kaçabilirim? Nereye kaçabilirim? Nereye kaçabilirim? Dur jelibon dur. Benim karakter biliyorsunuz jelibondan yapıldığı için. Şuraya bir yere zıplamazsam onlar beni zıplatacak. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? İmdat! Gel ulan hayvan oğlu hayvan. Gel. Beyler bu oyun zorluğu biraz abarttı mı? Ha illa ölmek mi zorundayım hani? 41 saattir koruduğum bekaretim aha gitti. Bir saniye. Avradınızı. Geliyorum lan. Ağzına sıçtığımın sizi. Mına koduklarım. Abi aşırı güçlendiler ne diyorsun ya? Bankta ne yapacaksın Samet? Yemin ediyorum kedi gibi pustum. Beyler mahsur kaldığım yere bakın. Efendim Yeniçeri abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin. Dostum desteğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben bunun karşılığını alacağım abi. Şaka mı? Sanırım ben loot'u burada bırakıp gidiyorum. Abartmanın da bir sınırı olur ama ya.
E kanlaya gerek kalmadı ki. Üşüyorsun diyor. Ben o üşümeyi bildim. Yok aga ben o malzemeleri alacağım. Ben bu kadar zombi kesmişim. O malzemeleri almadan şuradan şuraya gitmem. Kırığımız var. O malzemeleri almadan adım bile atmam abi. Yani ya masrafımı çıkaracağım. I've got a bad feeling about this. Ya da öleceğim. Ya sevgili Tozman. Efendim lütfen. İnsanların ihtiyacı benim Lux cosplay'im mi? Yapmayınız efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın Yeniçeri. Çok çok sağ ol. Arkadaşlar 3672 oldu. Oyun aşamamız 2 tık arttı. 3672 oldu abi kestiğimiz zombi sayısı. Yani kaçtı bilmiyorum ama daha gelemez. Yapma. Bitti oğlum. Şehri temizledik. Daha var mı? Ha, şaka falan yapıyor ya. Ben o loot'u almaya gidiyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Hayır işin kötü yanı ne biliyor musun? Loot'un içerisinden materyal de düşmedi. Kitapları mitapları salla. Gaza gelmeyelim eve dönelim. Abi ben bu kadar zombiyi kesmişim. Hayatta bırakmam. Ya bana kalsa buradaki her şeyi lootlarım. Ama kollar, mollar hani her bir şeyim yarım saat bir saat sakat ya. Ondan çekiniyorum. Yukarıdaki yaratık umurumda bile değil. Bak oyun artık o kadar sapıttı ki spam edeceği yeri bilmiyor chat. Allah aşkına yani. Bir adamı öldürmeye bu kadar basmayın ya. Tamam önemli değil. Burada bizi sıkıştırırlarsa şunun tepesine çıkacağız. Bu çünkü Vuran'a elektrik veriyor anladın mı? Vuran'a elektrik verdiği için cayır cayır çarpılacaklar abi. Bu kadar basit. Kaçacağımız rota bura. Cayır cayır çarpılırlar. Cayır cayır. Aa yok gerçek loot'un yeri bura değil. Nasıl geldin içeri? Anlatır mısın biraz? İçeri nasıl girdin? Bu mu abi? Çelik sopa 2 mi? Nasıl girdi içeri? Abi koşuyorum. Damage yiyorum. Harcadığımın onda birini veriyor şu an. Oo maşallah tıbbi malzemeden de hiçbir şey vermedi. Kapıya vuruyorlar mı? I've got a bad feeling about this. O sandığı da açacağım. Reload'u falan niye zor yapıyor biliyor musun? Kırıldı çünkü. Her yanı kırıldı herifin. Her yanı kırıldı. Ya Sinan abi... Bizimkiler ölüyü diriyi vazgeçti, es geçti, gözü bana dikti. Öyle bir sorunumuz var abi. Mehmet sağ olsun. Sevgili Tozmen, Mehmet. Beni kötü yola düşürmeye çalışıyorlar. Hayır yolda tatlı, ben de düşmeye müsaitim de. Ortam müsait değil. Nude falan istiyorlar. Öyle yani...
Bilmiyorum. Gürkan'ın canına millet. Ozan ağzından gel alsın lan. Ozan efendi lan. Ozan bize bura mezar olacak abi diyor. Bak 5 level çelik mızrak. Tamir eder satarız. 2 level levyeli tüfek bicacık etmez. 5 tane medkit güzel. Al tüfeği. Hazine haritası. Var ya belki hazine haritası için değebilir ya. Ölü lan. Belki hazine haritası için değebilir. Vallahi Sinan abi her geçen gün daha da gidiyoruz öyle de. Sevdiklerinden canım yani insan sevdiğine takılır onu biliyorum da. Bu sevgi sanki biraz şey gibi. Bu dünyada kimseye acımayacaksın. Protein. Anladınız mı? Protein ihtiyacım için bu gerekliydi. Hayır, envanterimde hazır pişmiş ızgaranın olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Protein. Cani hayvan. Şimdi arkadaşlar, hazine haritasının varlığı bizi biraz rahatlatıyor. Seviye 5 çelik mızrağı bir tamir edelim. Seviye 5 çelik mızrak zaten bize bir 10 şey 1000 kadar bakiye sağlayacak. Aşağı yukarı bir 1000 goldluk. Bu güzel bir şey. Sağlık malzemelerimizi buraya koyalım. 3 altın 420'den gayet güzel. Bu av tüfeğini açarsak içindeki malzemeleri alabiliriz hiç yoktan. Av tüfekleri de 1000 ediyormuş. Av tüfeklerini de satarız 1000'den. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Shotgun mermilerini şöyle koyalım. Full mermileri bir koyalım şöyle, tamam mı? Geri kalanlarını alalım, tamam. Şu da bir 100 ediyor. 200 ediyor satılacak olarak. Tane birim başına 100'den. Bence gayet iyiyiz, gayet güzeliz. Şurası satılacak, burası sağlık malzemesi. Bir de hazine haritası var. Eğer bu hazineden de verimli bir şey gelirse burası kendini kurtarabilir. Şimdi yapacağımız işlem şu. Ölmeden buradan çıkmaya çalışacağız. Ölmeden. Zira biliyorsunuz efendim yani kaç zombi kestik ya? Arda arda 100 tane falan geldi herhalde. Yok efendim görevi yenilediğimde sevgili hocam şöyle oluyor. Mekandaki zombiler de yenileniyor. Yani loot için bir 100 zombi daha kesemem. Zaten daha sağlık sorunlarım iyileşmedi. Hani kolumuz kırık, yaralıyız. Kemiğimiz incinmiş vaziyette. İncindik be. Baksana. Ayrıca bu biyomda durulmaz. Maalesef bir seviye 5 görev daha iptal. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor hayvan ya? Abi maalesef bir seviye 5 görev daha iptal. Ne yazık ki bunu gerçekleştirebilecek kadar iyi olduğunu zannetmiyorum. Incoming enemies. Acaba gerçekleştirebilir miyim diyeceğim de yok oyun buna izin vermez ya. Oyun buna izin vermez abi zannetmiyorum yani. Sabahın 8'e en tepeden dalıp aşağı doğru temizliğe temizliğe gidebilir miyiz diyeceğim de çok çok zor. Taretim var zaten. Görev hakikaten çok uzdu. Sevgili Tozman drone'umuz ne yazık ki ateş edemiyor. Desteğin için çok çok teşekkür ederim bu arada. Kesene bereket. Çok çok sağ ol. Sevgili arkadaşlar hemen minik bir lavabo molası verip geri geliyorum. Bilmiyorum kendime güvenirsem görevi yapmayı bir deneyeceğim. Kendime güvenmezsem de kaçıp eve gideceğim. Çok demek yemezsek halledebiliriz gibi ama bilmiyorum. Abi külbiyomundaki görevi de yapamadık. Evet çok haklısın. Ama itemlarımız gelişmiş. Ona rağmen gücümüz yetmiyor. Hemen geliyorum efendim. Hemen geliyorum.
Geldim efendim. Ya sevgili Macir, o yapılabilir bir şey evet ama bu bölge için yapılamaz biliyor musun? Çünkü normalde, geldim efendim bu arada, normal şartlar altında loot genellikle en tepede oluyor. Ya en tepede olduğundan merdivenleri koyuyorsun, loot'u alıp kaçıyorsun. Ama burada malzeme en altta. Ve mutlaka en az 2 koridor zombiyle vuruşmak zorundasın. Ya o yüzden hani malzeme al kaç yapılamayabilir, çok worth değil. Hala zombi geliyor arkadaş, hala zombi geliyor ya. Sevgili oyun, biraz abartmıyor musun? Deneyeceğim. Deneyeceğim yani ama çatıdan temizlemeye başlamamız lazım. Çatıdan aşağı inmezsek yapamayabiliriz. Neyimiz var? Bir saniye, nereye deniyorsun? Daha yoluna yürüyemiyorsun daha. Neyi spawn etti acaba ya? Gene. Gene neyi spawn ettiler acaba? Şey, drone'un sağlık durumu iyi mi? Drone'a depiyi vurmuşlar mı? Seni bir alıp bakalım canı. Tamam, canı full, canı full. Okey. Canı full aynen olduğu gibi devam edebilir abi, canı full olduğu için. Önce mermiler, sonra para edenler, sonra da et değil, sağlık malzemeleri. Tamam, eyvallah. Tamam, görevi başladık, en tepeye doğru çıkacağım. Sevgili Gri Gandalf, Primer avantajıyla 4. ayında Gri Gandalf, hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ederim, sağ olasın. Şu ayak burkulmamız geçsin, çıkalım hocam. Evet, ölme riski var. Doğru. Ama bence başarabiliriz. Niye başaramayalım ki? Bir 50 saniye kadar oyalanacağım sağda solda. Hazır gündüz vakti. Görevi tamamlamak için tam 1 saatimiz olacak. Bence 1 saatte hallederiz ya. Aa, dur. Bu blokları üst üste koyarken sürekli zıplamak zorundayım ya. Evet, her zıplamada şey artıyor. Her zıplamada sağlık bedeli artıyor. Şimdi şöyle. Naneyi yemeyelim. Bunu tamir et. Bunu tamir et. Şunu bırak, bıçakla gel. Ya Mehmet'im, hani bak misal, seni kırmak istemem balım biliyorsun ama sadece bıçak çanıçla burayı geçmek mümkün mü abi? Mümkün değil. Gerçekten mümkün değil ya. Bu oyunun puanı neden düşüktü? Efendim, optimizasyon sorunu mevcut oyunumuzda. Bundan dolayı. Bununla beraber oyun yaklaşık olarak 7 senedir... 7 seneden de fazla. 2013'ten bu yana geliştiriliyor. 9 senedir geliştiriliyor. 8-9 senedir. Ve birazcık şey... nasıl diyeyim sana? Harita çok büyük ama cansız. İnsanlar doğal olarak... normalde oyuna seni şuradan bir yerden başlatıyor, tamam mı? Minik bir yerden başlatır. Şöyle şurası gibi minik bir yerden başlatır. Sen ana yola çıkarsın. Ana yola çıkıp evi falan bulursun. Ama bu gittiğin yollar, birbirine bağlı yollar, o kadar boş ki. Hani yaşam yok, anladın mı? Diyeceksin ki zaten zombi temalı bir hayatta kalma oyunu. Yaşam mı bekliyorsun? Adam mı bekliyorsun? Kanka, hiçbir şey yok. Dümdüz bomboş yol. Anladın? Hani mesafe çok uzun. Oyun dünyası çok büyük ama içerisi çok boş. Oyun kendini sık tekrar ediyor. Bu sebepten dolayı puanları düşük. Ha, neden oynuyorsun? Çünkü kötü bir oyun değil. Geliştirilmesi gerekiyor. Geliştirilirse daha iyi bir hal alabileceğini düşündüğüm. Bence keyifli bir yapım kendisi. Hayatta kalma hissini güzel yaşatıyor. Crafting öğeleri falan çok iyi. Zaten oyun ilk çıkış yaptığında YouTube'da hep şu başlığı görmüşsündür. Hani Minecraft ama işte zombili falan. Minecraft'ın kendinde de zombi var, onu biliyorum da. Zombili Minecraft oynuyoruz falan diye hep bu başlığı görmüşsündür. Bundan dolayı. Görevden sonra hazineyi de alalım. Ops. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Burada bizi yerler. Şuraya bir yere kaçmamız lazım. Koşa koşa halledebilir miyiz acaba onu? Elde tüfekle. Keşke susturucum olsa da. Bunlardan biri bile ölse şey olacak yani. Biri bile ölse... başımıza üşüşecekler. Buraya vurabilirler mi? Bence zıplayıp vuramazlar. Ama
aşağı düşmelerini ister miyiz? İstemeyiz. Çünkü aşağı düşerlerse onları temizleyemem. Ne yazık ki görev için onları temizlemem de gerekiyor. Pekala. Buradan dimdik aşağı inip tam karşı istikametten blok atarak dışarı çıkmayı denesem daha güvenli olur. Görev başladı ama henüz zombiler uyuyor. Yani endişelenmemiz gereken bir şey yok. Bunun tam tersi istikamete gidip oradan çıkacağız. Çünkü siper alabileceğimiz, kendimizi geçirebileceğimiz bir yer yok. Aşağı düşenler o tepeye, yani kurduğum tepeye bir tane vurursa komple yamulurum. Bunu da istemeyiz tabii ki. Halil Uzman hoş geldin, merhaba. NPC maalesef yok arkadaşlar. NPC maalesef mevcut değil. Oyunun grafikleri, ya sana işin aslını söyleyeyim mi? Bu iyi hali biliyor musun? Yani Alfa 19'la beraber falan grafik ayarlarını baya baya güncelledilerdi sanırım. Bu iyi hali yani. Tam o zombiler bizi fark etmedi. Şuradan tırmanalım. Teşekkür ederim Halil Uzman, sağ olasın. Çok teşekkürler. Eşinize de size de kıymetli vaktini bana ayırdığı için çok çok teşekkür ederim. Yani umarım güzel zaman geçirmişsinizdir. Ama daha iyi bir sevgililer günü aktivitesi yapılabilirdi sanki efendim, değil mi? Ay, çok teşekkür ederim ya. Mermin hiç bitmez mi? Ama kasıyoruz geri, sıktığımızı geri alıyoruz. Şimdi burayı güvenli alan haline getireceğiz. Hop. Önce havacıları. Bu akbabalar çok tehlikeli. Vurdukları gibi enfeksiyon yayarlar. Biraz mermi harcayacağız burada 7-62. Evet, alttaki grup da harekete geçti. Muhtemelen hepsi buraya toplanacak. Çatıdan temizlemeye başlamak en mantıklı yöntemlerden biri. Acelemiz olmadığı için ve iyi temizlediğimiz için biraz dürbünlü magnumla hareket edeceğim. Bayağı bir zombi vardır burada işin açığı. Daha iyi bir plan yok bence. Kalpli balondan daha iyi fikirdir mi? Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Bilgisayar bak, kastı babuş kolay gelsin. Biz ayvayı yedik hocam, biz ayvayı yedik yani. Kaç bin zombi keseceğimin haddi hesabı yok şu an. Ya bin diyorum, 100. Bayağı zombi kestirecek bura bize. Ama merak etmeyin hani... Kendimi iyi koruyabilirsem zarar görmeden buraya atlatırız. Biliyor musun? Birbirlerinin üzerine kule şeklinde çıkıp bana ulaşmaya çalışmalarını gördün değil mi? Efendim ne yazık ki elimde bombam yok. Bravo Samet. Koklayarak daha iyi nişan alınabilirdi. Ölmüşsündür umarım. Şimdi shotgun'la inip kalanları toplayacağım. Sadece belli başlı yerlerden alacaklarım var. Onlara... Hayır! Hayır! Sis verme! Hayır! Sisle daha da güçleniyorlar da. Hı-hı. Hanımefendi durun lütfen. Roket atarı kullanamam. Çünkü roket atarın mermisi yok. Ve roket atar mermisi yapmayı biliyor muyum lan acaba? Çok önyargılı yaklaştım da sis atma oç. Abi sanki şey gibi değil mi chat? Yok abi, üretmeyi bilmiyorum ne yazık ki. Sanki şey gibi değil mi? Yani böyle bir şey olmadığını biliyorum da. Hani böyle birisi, yani atıyorum oyuna erişimi olan biri.
sanki böyle ben oynadıkça oyunu daha da zorlaştırıyor gibi. Hani böyle aa şuraya mı çıkacak şunu göndereyim, buraya mı çıkacak bunu göndereyim. Hani bir yapay zeka ile değil de böyle bir oyuncu ile mücadele ediyormuş gibi hissediyorum. Airdrop. Hı-hı. Görevden sonra gideriz umarım. Hala tek parça olursam giderim. Ya böyle hakikaten bir oyuncuyla mücadele eder gibi hissediyorum, anladın mı? Sanki birisi var ve hani şey yapıyor. Samet geldi, sıçtım ağzına diyor. Bence yöneticiler ekran başında gülüyorlar sana. Zannetmiyorum ya. Yo yani bir player mücadelesi hissediyorum gibi. Tabii ki tabii ki bu kötü bir şey değil. Hani oyunun zorlayıcı olduğunu gösteriyor ama sanki biraz fazla mı zorlayıcı hocam ya? Kimimiz rekabet sevmiyor. Kesin reddettiğim biri. Mi? Müde atmamı istediği halde atmadığım biri mi sevgili Tozman? Ya da Lux cosplay'i yapmadığım biri mi efendim? Öyle bir reddedilişten mi söz ediyoruz? Tamam, bence bu görevden sağ çıkabiliriz. Yani ben şu an sağ çıkabileceğimize inanıyorum açıkçası. Allah sen. Geldim, zombilerin kafaya pompalıyla sıkıyorum. Robot diyor ki, usta diyor, galiba yalnız değiliz diyor. Ustasını yediğim. Güzel, aynen dediğin gibi silahların seviyesi yüksek, bayağı bir malzeme var ama yine de zorluyor olması gerektiği gibi. Ya bak biz nasıl hallederiz biliyor musun? Ben sana işin açığını söyleyeyim. Efendim Graveyard Keeper'ım var ama sanırım Türkçesi sıkıntılıydı. Sevgili Holdfast Prime'ın avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Bak. M60 makineli tüfek var ya. M60 makineli tüfek üretirsek üst seviye, o tek şarjörde modsuz hali bile yanılmıyorsam yüzlerce mermi kapasitesine sahip, biliyor musun? Yüzlerce mermi kapasitesine sahip. Yani buradaki zombi güruhunu shotgun'la, pistolle, şunla bununla temizleyemezsin abi. Temizlemenin bir tane anahtarı var. Bu arada buraları boşa lootluyoruz ya. Malzemeye ihtiyacımız yok. Bence devam edelim. Gece olursa işimiz daha zor olur. Burayı temizlemenin en güzel yollarından biri o. Umarım buradaki zombileri kesmişizdir. Kesmediysek zorlanacağız çünkü. Abicim toprağa basma sesi duyuyorum da toprak mümkün değil ya. Nasıl basacak ki? I've got a bad feeling about this. Kesinlikle yapmalıyız. Mehmet'im teşekkür ederim bu arada tekrardan. Kesene bereket. İşte yapmak lazım da yeterli materyale şey bilmiyoruz, yapmayı bilmiyoruz. Kitap lazım ona. Komutan Dogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Burası kaç katlı? 4 artı zeminle 5 işte. Tamam, gümüş de iyi bir satış aracı. Merhaba. Satılacak malzemeleri şöyle tut. Agalar ya dışarıda bir güruh var buraya köstüren. Yok artık ya. Hocam bunlar görev değil. Bunlar görev değil bu arada. Bunlar dışarıdan gelen zombiler. Haritada işaretli olan arkadaş nerede onu göremiyorum ki. Buranın üst katında bir yerde sıkıştı mı bu ya? Hani vura vura gitmemiz lazım. Çünkü görev alanı temizleme görevi. Beyaz nehir malzemelerini aldık. Eyvallah. Aa. Çatıda mı acaba? Daha bir de ofise girmedim. Ofise de gireceğim. Çatıda mı acaba ya eleman? Yok artık, bence çatıda olan herkesi öldürdük. Ya çatıda olup da sağ kalan biri olamaz. Ya da aşağı mı düştü acaba? Şurada bir yerde gösteriyor. Allah Allah. Neyse, ofise bir gidip bakalım. Sonra artık inip alt katları temizleyelim abi.
Şuraya baksana, buradan karşıda bile zombi spawn olmuş olabilir yani. Mehmet'im, research kitabı çıkmıyor balım ya. O tamamen şansa dayalı, tamamen şansa bağlı. Bu duyduğumuz ses zombi geline ait. Yani aşağıda sürekli zombi spawn edecek kendisi, anlayacağınız. Aşağıya bize bir ölüm tuzağı hazırlanıyor efendim. Yavrum herhalde buranın alt katını diyorsun bir yerin atalım diye de. Hadi hayırlısı bakalım. Abi müstehcen sitelerden reklam geliyorum, normal mi? Twitch müstehcen sitelerden reklam alır mı? Amazon. Alabilir de müstehcenden kastın ne? Ya ürün mü görüyorsun hani böyle bu cinsel yaşamınıza renk katar diye? Yoksa bildiğin açık saçık memikto mu görüyorsun yani? Açık saçık görüyorsan normal değil. Ama cinsel yaşamınıza kat katar diyorsa Amazon reklam almış olabilir yani. Yaş bilgilerini 18'den üste girdiysen görmen normal. Blok sayısına baksana derken anlamadım. Ya Mehmet ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya cinsel ürün reklamı. Sen bilgisayarını yine de bir tarat antivirüse. Çok normal değil çünkü hani diğerlerinin de görmesi lazım. Sen reklam atabiliyor musun? Ya Twitch'te ne varsa onu atabiliyorum sevgili Tozman. Hani sana gelmez zaten. Sen reklam görmezsin abone olduğun için. Abone olmayan arkadaşlar da Twitch'te mevcut olan reklam neyse onu görürler. Yani makul olanı Dying Light 2 reklamı görmeleri. Şu an bildiğim kadarıyla o popüler. Dying Light 2 ise eyvallah. Ama hani daha da büyüğünü görmek ister misin falansa o sorun. Olmaması lazım. Hani herkesin görülmesi lazım. Anladın? 69 efendim. Kemerimdeki tahta blok sayısı. Huhu. Uyanıp buraya gelmeleri lazım. Buraya gelecekler ki kendileriyle kapışacağız. Şunu da bir alalım, koyalım. Oyun güzel takıldı da. Aşağı düştüğüm an beni öldürürler bu arada. Şakasız. Nasıl mücadele edeceğim ben onlarla? Ha gelmeye başladılar yavaş yavaş. Ama sürpriz, o gelenler görev gereği kesmem gerekenler değil. O gelenler şeyler böyle. Ha ben aşağı basamak basamak inerim yavaş yavaş. Merhaba. Öldünüz mü siz? Nasıl öldünüz efendim? Sevgili drone'um merhaba. Beyler bir şeyler oluyor. Biri buraya zıplamayı mı denedi? Ne oldu? Bir yerimden oynadım. Allah Allah. Desteğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. 69'dan 100 çıkarsa kaç kalır? Gene o ulvi sayıya bir şekilde eriştik değil mi? Master, we are not alone. Ya farkındayım da nereden dalıyorlar? Ben oraya nasıl gideceğim? Bak bence onlara buraya bir geliş imkanı vermemiz lazım, tamam mı? Bak buraya doğru geldiklerinde şu alttaki balyayı çekeceğim. Anladın? Buraya ulaşmaya çalışacaklar. Ben de onlar buraya ulaşmaya çalışırken... Boşaltabildiğim kadar mermi boşaltacağım üzerlerine. Bak bazılarını da aşağı postaladık. Öldük arkadaşlar.
Ölmedik arkadaşlar. 31 kalır matematiğim iyidir diyor Mehmet. Mehmet'im teşekkür ederim balım. Biz buradan nasıl kurtulacağız ya? Gene var ya açmaza girdik. Daha bir de işin kötü yanı 13 dakika boyu elim hala sakat. İçeride mücadele edebilir miyim acaba bunlarla? Bence atlamanın zamanı geldi ya. Bu Jamiryo'lar gelmiştir buraya. Alt kattaki kekolar bunlar Bodrum'da mı acaba? Bunlar zemin katta galiba. Dışarıda ayı mı var? Drone orada kendini kaptırma balım. Maymun muyuz? Oo, buranın camını kırmışlar hocam. O ganimeti alabilir miyim? Teşekkür ederim. İçeri gelsene. Temizledik mi lan alanı? Demek yemeden oynuyorum, farkında mısınız şu an? Metehan hoş geldin balım. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın lan, ne oluyor? Ops. Tamam. No damage değil ama yine bence iyi oynadık. 6 level pistol farkını ortaya koydu zaten. Bence buradan inip artık alt katı bir lootlayabiliriz. Allah'ım şükürler olsun ya. Kaç saat oldu bu oyunda? Hocam şu an 1 saati doldurduk işte. Görevi yaparız. Eve falan döneriz. 35. günün kanlı ayını göreceğiz kısmetse. Bu şekilde olmasını planlıyorum. Evet, deyip hasar yemem çok fena olmadı. Bu oyun Steam'de bedava mı? Efendim ücretli. Ücrete tabi. Çok zor değildi. Zor. Ama ben iyi oyuncuyum. Abi 3772 zombi kesmişiz. Kurban olayım yani. Biraz olaylaşsın ya. Abi kütüphane ne? Sana söyleyeyim. Kütüphanedeyiz çünkü bulabileceğimiz bütün blueprintler burada. Ve seviye 5 görev burayı işaret ediyor. Ondan dolayı. Bilgi güçtür evlat. Bu kadar mı abi? Bir kütüphanede 10 tane mi kitaplık var hani? Herhalde alt kat kütüphane. Üst katta iş hanı gibi bir şey burada. Ve genelde kağıt çıkıyor zaten, görüyorsun. Aha, level aldım. Şükürler olsun. Seven Days to Die, evet efendim. Lakin ben kendi bilgisayarım üzerinden, kendi save'imden oynuyorum. Kütüphane bilgisayarına VPN yükleyip oyun oynayan ben. Aha, boku yedik. Mehmet'im yaptın mı öyle bir şey ya? Hemen kendimi buradan dışarı atıyorum. Sebebini anlayacaksınız birazdan. Muhtemelen çok kalabalık ve çok güçlüler. Ondan dolayı... Hanımefendi çok fena öldü. Kanamam daha yeni geçti. Bir dur. Bu arada çok geri çekilirsek görev iptal olur. Görevin iptal olmaması için gerekli. Bilgi güçtür deyip kitapta çalmıştım ama artık yapmıyorum. Hangi kitabı arakladım lan Mehmet? Lan dedim de kankam, kusura bakma. Efendim sevgili Tozman de ilkokulda kral oyuna giren tek kişi bendim demiş. Oyunlar bir vardı benim favorim. Oyunlar bir de bayağı sağlamdı. Güzel oyunlar vardı içinde. Şey vardı, oyun kuzusu vardı. O oyun kuzusunda böyle...
save alabildiğin nadir flash oyunlardan vardı. Save alıp ilerleyebildiğin Sultan mıydı neydi oyunun adı? Şey böyle karakterini kasıyorsun ediyorsun falan. Bazı save alınabilen flash oyunlar vardı, acayip iyiydi ya. Kaldığı yerden devam etme özelliği falan. Öf öf öf. Aa merhabalar. Akşam olmadan şu görevi bitirirsek çok hoş olacak. Double shot mı? Okey. Nereden geldim bilmiyorum ama güle güle. Abi dışarısı niye böyle? Abi görev hep seni diken üstünde tutuyor, farkında mısın? Gene spam oldu. Ama bunlar benim görev gereği kesmem gerekenler değiller. Gene şeyler geliyor muhtemelen. O sıkıntılı agalar geliyor. Lan benim bileğim iyileşmek üzereydi ne güzel. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Cesareti olan vursun. Vurursa çarpılacak çünkü. Gelin zombinin sıfatı çok iğrenç bence de. Armor Games vardı. Armor Games hala var galiba. Efendim sevgili Bodyguard, Prime'ın avantajıyla ikinci ayında teşekkür ederim Bodyguard, sağ olasın. Armor Games hala var galiba ya. Yanlış mı biliyorum acaba? Tamam sal beni, alacağımı alayım da hadi. Bitsin şu görev ya. Normal loot'u salla, ben direkt ana loot'a doğru koşuyorum ya. Bir tek kapıyı kıracağım. Malı ne kadar bol bulduysak artık. Level 2 çelik balyoz. Hayır, hiçbiri bir cacık etmez biliyor musun? Yani modüller falan da bir cacık etmez. Envanterde yer kaplamasının alemi yok. Hani envanterim geniş, evet eyvallah. Tüccara dön diyor zaten, görev bitti. Görevi bitirdik nihayet yani. Şunları bitirirsem drop'a koşacağım. Hazinemiz var, hazineyi falan açacağız. Sonrasında zaten kanlaya kadar, ama hala geliyor artık yani oyun. Nasıl bir zorluk atadıysa. Hiç saniye durmadı zombi, saniye. Bu kadar bol bulmamak lazım demek ki, değil mi? 4 shotgun mermisi fazla. Mehmet'im ben bilgi güçtür deyip aldığı kitabı merak ettim ya. Ne almış olabilirsin ki yani kitap? Ya kütüphanede bildiğim kadarıyla isteyince veriyorlar bir de. 35. günde ne oluyor? Kanlay. Bunun 10 katı kalabalık geliyorlar üstüne. Ama bu sefer tek fark sen kendine savunmak için bir yer seçmiş oluyorsun çoktan. Oraya gidip savunmanı yerleştiriyorsun. Fight'ta hayatta kalmaya çalışıyorsun. Yukarıda bir 15-20 kişilik grup var, ben sana diyeyim. Bir 15-20 kişi çok var yani. Kanlay'dan sonra ne geçeceğimi bilmiyorum efendim. Sevgili Bodyguard hoş geldin bu arada. Demirci diye bir oyun vardı, o da efsaneydi. Demirci eşek mi? Demirci eşek gerçekten güzeldi ya. Level 6 çelik göğüs zırhı mı? Bu para değil, bu direkt ekipman. 2 çelik müştahı salla. Otomatik taretleri de alır satarız. Olalala. Bu level 6 çelik göğüs zırhı kullanılır. Mutluk olabilir. Ya sevgili Tozmen, istendiği zaman kütüphaneden kitap alınamıyor mu ya? Araklamaya ne gerek var? Lan dur. Öldünüz mü hanımefendi? Ölü. Bu da yeterince ölü. Birini gördüm sanki şuradan geçerken ama. Ulan artık paranoya yaptık, yansımama mı şey yapıyorum? Hiç almadım ki derken. Kütüphane kartınız mı yoktu efendim? Abi ben hiç kitap okumadım. Değil mi? Öyleymiş. Bak, bunlar level 6 çelik göğüs zırhına verilir. Bu askeri zırhı da satarız. Envanter çok karıştı. Merak etmeyin ama envanterin karışıklığı düzeltilebilir. Özellikle motora yığdığımızda baya baya düzelecektir. Şimdi bunu onarıp giyelim.
Bunu onarıp giydiğimiz zaman daha kaliteli bir zırha sahip olmuş olacağız. Bununla beraber askeri zırhı da tamir ederiz ama sanki harcadığımız tamir kitine değmeyecek mi acaba ya? Bilemedim ki. Ne kadar verdi? 648. 1200 de bunlar verdi. Var var ya, güzel para var, güzel para var. Buradan güzel şey yaptık. Sevgili Erkeğe hoş geldin, merhaba. Bugün Kamlağa'ya gidiyoruz efendim. Bir gün bir saate aldık oyunu. Drop'un peşinde koşacağız. Görevimizi hal... Hiç çaktırma. Hatta var ya, atla uza buradan. En son artık motoru falan düzenleriz. O kadar köpekle uğraşamam ben. Merhabalar arkeolog, hoş geldin. Nihayet yapabildik bir tane 5. kademe görev, biliyor musun? Nihayet yani. Ama kaç zombi kestik? 4000'e geldi. 3812. Ben sana söyleyeyim, Kamlay'da bu sayı katlar. Bir tane de hazine haritası vardı. Bir de hazine haritasına bakalım. Ölür müsün? Ne geldi? Cacık. Sıçaydın. Allah'ım, bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir gürültü? Hazineyi unutmayacağım. Yok. Şimdi bekle. Şuradan bir 300 stek olan mermileri bir alıp koyalım. Tamam mı? Bununla beraber para edenleri de koyalım. Şu 150 siteyi de koy. Her şeyi koy abi. Motorun envanteri geniş değil mi ya? Koy koyabildiğini. Bıçağını da koy. Şunu çevir. Bunları da koy. Şu beyaz nehir malzemeleri hariç her şey konuluyor. Şunları da alalım. Bir tek sağlık malzemelerini almayalım ya. Ne dersiniz? Hani sağlık malzemeleri drone'da dursun. Hazır hızlıca etkileşime geçebileceğimiz bir şey de olsun. Hızlıca etkileşime geçebilirsek hoş olur çünkü. Dur. Hızlıca etkileşime geçelim dedim. Geri koydum. Okey. Bayağı mermi geldi bu arada ya. Mermiyi geçtim. Otomatik av tüfeği, otomatik hafif makineli tüfek falan, yani müthiş şeyler geldi buradan. Bunlar da deli para ediyor. Bunları da satabiliriz. Öte yandan merhaba sana. Şu sağlık malzemelerini bir vereyim. Hatta birini basayım. Çok bol bulduk, çok. O yüzden basabiliyorum dilediğim gibi. Şimdi motorla hazineye gidiyoruz agalar. Hazine nerede ki? Abi nerede hazine? Rafiel'in hazinesi. İyi, çölün ortasında bir yerde ya. Okey, çok dert etmelik bir yerde değilmiş. Alırız. Taretleri kanlığı da kullanmayacak mısın? Deneyelim mi? Deneyelim derseniz denerim. Evde var taretim bu arada yani. Deneyelim derseniz sorun yok. Evde var. Evde shotgun'ı da var, bu da var. İsterseniz bunları da kuralım, deneyelim. Ama hani otomatikten kastım, hani nasıl oluyor bilmiyorum. Bu alfa ile beraber geldi bunlar. Oyun ne zaman final olacak bilmiyorum. Ha, bölüm arasını birazdan veririz. Sonrasında artık 35. günün kanlı ayına kadar oynarız. Sevgili Tozmen'in ricasını kırmak istemiyorum. Bugün bir kanlı ay görelim kendi gözlerimizle. Sonrasına bakarız. Enerji için jeneratör var mı? Bu jeneratör istiyor mu? Jeneratörüm yok. Yapımını biliyor muyum? Ondan da emin değilim. Pilli olmuyor mu hocam böyle pilli? Tamam, hazinemiz burada. Neler var bilmiyorum hazinede ama hazinemiz burada. Bunlar böyle yere koyduğun gibi çalışmıyor mu ya? Misal. Ver bir tane. Ver bir 300 mermi. Koy. Kameralı mamaralı falan abi. Elektrik istiyor bu ya. Geri alamıyor muyum bu otomatik makinalı tüfeği? Yabancıları hedef al, zombileri hedef al. Lan nasıl geri alacağım seni? Buna elektrik lazım hocam.
Hadi diyelim elektrik yok. Buraya doğru bir zombiyi çekmeye çalışalım. Ya, muhtemelen benim dediğim hesap yapılmıyor da. Bir zombiyi çekmeye çalışalım şunun önüne. Gitti taret. Ya önemli değil o da. Önemli değil. Valla hiç önemli değil. Efendim 80 Steer Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin 80 Steer. Merhabalar. Gel. Gel bir önüne. Yok bence menzilinde şu an. Menzilinde ve elektrik olmadan vurmuyor. Okey, 300 mermimi ver. E tuşuna basılı tutunca alınabiliyormuş. Yok bu ekran geliyor abi, basılı tutulmuyor. Ya onu biliyorum da. Bu ekran geliyor kanka. İstediğin kadar basılı tut, anladın mı? Bak normalde alınabilecek nesnelerin üzerine E'ye bastığında şu panel açılır. Onda açılmıyor. Ele alabilmen için blok koyman lazım mı? Ne gibi? Ha, üzerine blok attığında mı açılacak? Abi 1K canı var bu arada, damage yiyor bildiğim bu. Aman neyse burada kalsın canım, ne olacak ya. Önemli bir şey değil arkadaşlar, kaçı kaç kuruş Allah aşkına. Hiç önemli değil. Şu hazine haritasına bakalım. Ardından bölümü sonlandırıp buradan yavaş yavaş uyuyalım. Böyle etrafı kaza kaza ilerleyeceğiz. Killeri atmayacağım bu arada, killer lazım oluyor. Ve tek bir yerden yere dalmayacağım. Yüzeyi aça aça ilerleyeceğim. Ha, alana el koyma bloğu. Abi vallahi önemli değil ya. Evde çok var arkadaşlar. Merak etmeyin, eyvallah. Dursun o orada. Alana el koyma bloğuna falan gerek yok. Ya öyle alınıyordur. Doğrudur, haklısınız. Bilgilendirme için teşekkür ederim ama gerek yok. Evde çok var. Tuzak yapmıyorum efendim. Hazine arıyorum. Hazineyi bulup 35. gün kanlayına hazırlanmaya amaçlıyorum. Bu arada şeyi merak ediyorum ya. Ben elektrik üretebilir miyim misal? Jeneratör. Elektrik üretebilirim. Tamam. Jeneratör yakıt olarak petrol kullanır büyük ihtimalle. Petrol de var. Tamam. Kablo yapabiliyor muyum? Kablolama aletim var evde. Kaldı ki onu da yapabiliyorum. Elektronik bir sistemle karşılık verelim mi hocam? İster misiniz? El yapımı değil bu sefer, elektrikle savunalım kendimizi. Ama var ya böyle biraz masraflı olacak ya, ne bileyim. Çimentodan falan kendimize taret gibi yer yapmak lazım. Nerede savunacağız ki? Elektrikli bıçağı yapmayı bilmiyorum. Öğrenirsem denerim tabii ki. Abi o zaman bir güne 2 saate alalım. Bütün hazırlığı yapıp sonra diyelim tamam okey fırla. Ya da bir tane 10K canlı konteyner evin üzerine otururuz, tamam mı? 10K canı olan bir konteyner eve. Onun bir sağına bir soluna koyarız bu elektronik tareti. Bence en babası öyle daha iyi gibi. Bu arada var ya, şu delgi olmasa hazineye ulaşılmaz ya. Net delgi mucizevi bir alet. Yakın. Peki en önemli soruyu soracağım size. Bu elektronik savunmaların aldığı killer bize experience olarak geliyor mu? Bize deneyim puanı olarak geliyorsa ne güzel. Hani o deneyim puanından faydalanabiliyor muyuz? Oo müthiş o zaman. Müthiş.
Müthiş olmayan bir şey var. Oo. Buna demedim müthiş olmayan bir şey diye. Oho, paraya bak. Müthiş olmayan bir şey var. O da şu. Bunları saklarım bu arada. Altın mı altın satılır. Şunları da al. Müthiş olmayan şey şu. Ne diyeceğini unuttu lavuk. Vallahi ne diyeceğimi unuttum. Hatırlamıyorum. Beynim bomboş. Bir konuda bir sıkıntımız var diyecektim ama. Bahsedeceğim sıkıntıyı unuttum. Puf, kafadan uçtu gitti. Ne oluyor abi? Şunu at bakalım. Ha ulan. Beyler arada bir zekam duruyor. Vallahi bak. Durdu, beyin durdu yani, böyle bir kendini kapattı, hani böyle bir oldu gitti. Çalışma tezgahında kim bilir kaç zamana craftlanacak jeneratör. Yani tamam, eyvallah, iyi diyoruz, güzel diyoruz ama jeneratörün craft edilme süresini hesaba kattık mı? Yani jeneratör kim bilir ne zaman craft edilecek. Yani jeneratör yarım saat diyebilir, 40 dakika diyebilir. O hızı hesaba katmadık. Kimya standı 13 dakikada craftlandı. 13,5 dakikada. Öyle düşün. Yani durum bizi mahvedebilir arkadaşlar. Bunu da bir göz ardı etmemek gerekiyor. Oyunda son noktaya gelince ne yapıyorsun? Bırakıyor musun? Biz ortalama 26-30 günde full eşyaların 6 levelini bulduk. 80-90 level olduk. Yapacak bir şey bulamadık. Bir tavsiyem var mı? 1x'de oynayın. Efendim? My senses have picked up something. Bakın ben 34. gündeyim. 1x'de oynadığım için, nasıl su ikiye ayrıldı bilmiyorum. 1x'de oynadığım için daha 40 level falanım ve eşyaları falan da bulamadım doğru düzgün. Gerçekten zorluk ayarı etkiliyor yani. Onun net bilgisini verebilirim size. Aldığınız keyfi de arttırabilir. Tavsiye edebileceğim şeylerden biri bu. Bir diğeri, mod kullanıyorsanız şayet mod kullanmamanızı tavsiye edebilirim. Hani görünüm modları değil de envanterde item taşıma modları falan oyunu acayip kolaylaştırıyor. Hani normalde 5000 mermiyi üzerinde taşıman imkansız bir şey. Stack modu kuruyorsun, mermileri üzerine böyle lapır lapır alıyorsun falan. Tabi diğer türlüsü amelilik de. Zorluk ayarını hani 1x'de oynamanızı tavsiye edebilirim. Şu an benim oynadığım misal 1x. Ve evet, ne yazık ki 6 levele geldikten sonra yapabileceğiniz pek fazla bir opsiyon kalmıyor. Evet, bitiyor oyun. Gerçekten bitiyor. Kendinize çok güveniyorsanız belki hani oyuna veda etmeden önce son tur şey yapabilirsiniz. Son birkaç tur. Her gün kanlı ay. Her gece. Muazzam yorabilir ya. Hani muazzam yorabilir, keyif de verebilir. Ne yapacağız? İleriden sol yapıp devam edeceğiz. Sol mu sağ mı ya? Sağ. Doğru ya, tamam. Sol. Pardon, sağ değil. Sen neyle oynuyorsun? 1x zorluk ayarında. Evet, zombilerin gündüz bile koşması falan acayip keyifli. Benim her şey 1x. Yani her şey. Yani... O kadar güçlü zombi kesiyorum, 750 XP falan geliyor böyle. Karakter level alamıyor, anladın mı? Şuna baksana. Yani bak şöyle göstereyim sana. 3821 zombi kesmişim. Oyun aşamam 103, seviyem 53. Arkadaşlar diyor ki 90-100 level olduk diyor. Hani 90-100 level oluyorlarsa bizim agalar güzel oynuyordur hani. Evet evet, bir şeyler inşa etmek de keyfinizi yerine getirecektir. Bir şeyler inşa edilebilir. Bir kale, bir yerleşim yeri falan. O da keyifli olur tabi. Şimdi arkadaşlar eve gideceğiz. Ardından 34. günün finalini vereceğiz. 34. günün bölümü tam böyle bir 1,5 saat civarı falan oldu. Bir de kanlı ayımız var. Yine o da bir 1,5 saat eder. Artık bölümler 1,5 saatten gelecek anladığım kadarıyla. Ama güzel. Yani çok keyifli bölümdü. Gerçekten çok fazla zombiyle savaştık. Çok fazla savaşa maruz kaldık. Hakikaten iyiydi. Becerebilirsem dediğim gibi gelecek günün savunmasını elektronik sistemle yapacağım. Şimdi ufaktan eve doğru gidip evin yolunu tutalım efendim. Serverlar var sevgili son kartacalı ama
pek online oynanıyor mu bilmiyorum. Yani online oynanmaya pek müsait bir oyun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Co-op eyvallah ama hani online zorluk nope. Neden? Abi oyunun kendi zaten yeterince zor. Yani inan bilmiyorsan şayet başladığın zaman 15 kere 20 kere öleceksin. Garanti öleceksin. Hani açlıktan öleceksin, susuzluktan öleceksin. Binanın içine girmeye çalışırken zombi öldürecek. Tuzağa yakalanacağım falan filan derken hani dünyanın iş yükü. Bir de düşün bak, server'da bu oyunda level sistemi var. Misal Days gibi oyunlarda level sistemi mevcut değil bildiğim kadarıyla. Ya da varsa da çok etkilemiyor. Burada düşün, adam 90 level, hani böyle hemen nişanını alıyor, pat sıkıyor vuruyor. Benim gibi 2 metre zıplıyor. Ya da vuruş gücünü maksimumlamış. Hani yeni doğan, yeni spawn olan adamların birinin yanına gidip böyle yumrukları falan gömüyor kafasına. Hani PES'te kaleciyle gol atmaya çalışan gibi düşünün. Hiç şey değil. Bence hiç eğlenceli değil. Co-op güzel, aynen öyle. Evet arkadaşlar, bu oyunun helikopterden önceki en hızlı aracı bu arada. Hani oyunun eksi yanlarından bahsetmiştik ya, orada demiştim alan çok uzun ve dünya çok cansız diye. Aha, bunu kastediyorum işte. Evet efendim, 35. gün kanlı ay. An itibariyle kanlı aya girmiş bulunmaktayız. Ben eve dönmeyi bekliyorum şu an. Eve döndükten sonra minik bir bölüm arası. Ardından kanlı ay hazırlıkları. Hatta videoyu burada sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Eve dönünce hazırlıklarımızı yaptığımızda tekrardan yeni bölümü başlatalım. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler.